Ataköy'den iyi günler sevgili spor severler, atletizm sevenler. İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası'nda Mert Aydın'la birlikte karşınızda olacağız yaklaşık 2 saat boyunca. Bu organizasyonu sizlere aktarmaya çalışacağız. Yarışmalar 4 yıl içerisinde İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası Permi seviyesine, kategorisine yükseldi. Bugün önemli konuklar da var. Ataköy'de Sven Arne Hansen, Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı, yine yarışmaları izliyor. Burada Fatih Çintımar'ın, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı'nın davetlisi. Bu organizasyonda genç atletlerimizin de erken saatlerde start aldığını, özellikle sprint yarışlarında 2007'den şu anda sanıyorum 2005'li küçük atletler start alacak. 2003'e kadar geleceğin yıldızları burada kendilerini test etme şansı buluyor. Yarışmalar bayanlarda sırıkla yüksek atlama mücadelesiyle start aldı ama talihsiz oldu bu yarışma. Çünkü iki önemli Çek atlet, iki Türk atletine katılacaktı. Dört yarışmacı mücadele edecekti ama Çek atletler uçuşlarında yaşanan bir problem nedeniyle İstanbul'a ulaşamadılar. Ve 4.20'yi biraz önce Buse Arıkazan geçiyor. Kendisinin en iyi derecesi bu. Görüntüde Arıkazan şu anda. İki Türk atleti Büşra ve Buse Arıkazan mücadele ediyor. Büşra az önce atlayışlarını tamamladı. Buse de 4.20 ile kariyerinin en iyi derecesini yarışların başı itibariyle yapmış oldu. Erkeklerde de gülle atlama ve yüksek atlama mücadelesi başladı. Mert, neler söyleyeceksin? Öncelikle genel bir değerlendirme yapalım. Güneşli, sıcak havaları özleyen İstanbul için oldukça normallerin üzerinde geçtiğimiz günlere göre sıcaklık ve biz salonda atletizm keyfini yaşıyoruz NTV Spor ekranlarında. Bu arada tabii şunu da söyleyelim. Buse Arıkazan şu anda Türkiye rekoru için 4.27'ye yükseltti. Türkiye rekoru Demet Parlak'a ait. Ondan da birazdan bahsederiz. Türkiye'de sırıkla yüksek atlamada son 2-3 yılda müthiş bir gelişme var. Bunun nedenlerini ve nasıl olduğunu da anlatırız. Önce genel bir giriş yapalım, yeri gelmişken 17 ülkeden sporcuların katıldığı, Türkiye dahil 17 ülkenin katıldığı. Önce Türk atletlerle başladı. 4 yıl içinde uluslararası bir kompozisyon haline geldi ve ilerleyen yıllarda daha önemli, daha kariyerli atletlerin de buraya yavaş yavaş geleceğini ümit ediyoruz. Bugün de Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında final koşmuş, atlamış, atmış bir takım, birçok atlet de yarışacak zaten. Şu anda mesela gençler, küçükler o 60 metre yarışma heyecanını burada bu önemli misafirler karşısında tabii yaşıyorlar. İzleyicilerimiz görmüyorlar ama biz hani stadın içinde de bunu yaşadık, tesislerin içinde de aileler çok heyecanlı, çocukları böyle bir arenada yarışıyorlar. Uluslararası atletlerin bulunduğu bir yerde ard arda 60 metre yarışlarına çıkıyorlar yaş gruplarından itibaren. Onlar açısından da çok önemli bir sınav, yani heyecanlarını, heyecan yaşama, tecrübe tabii çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada her spor organizasyonunda olduğu gibi çok huzurlu bir hava var. Yani sporcular ne kadar çok varsa bir yerde o kadar çok huzur vardır, o kadar çok o heyecan vardır. Bu keyfi yaşıyorlar buradakiler de. Ve birazdan da zaten pistte genç atletlerimiz, geleceğin sprinterleri yarıştıktan sonra da günümüzün yarışmacılarını koşarken hep beraber izleyeceğiz. Sırıkla atlamada son 2-3 yıldır hakikaten hem erkeklerde hem kızlarda gençler, altyapı, büyükler hepsinde Türkiye rekorları hep Adana'dan gelmeye başladı. Orada bir nasıl diyelim, üs kurulmuş durumda ve bu üssün başında da Sergey Bubka'nın, hani hep anlatıldı ya, Sergey Bubka danışmanlık yapıyor federasyonumuza, atletizm federasyonuna diye, Sergey Bubka'nın gönderdiği diyelim
görevlendirdiği Alexander Smakin orada antrenörlerimizin ve sporcularımızın başında yer alıyor ve burada konuştuğumuzda herkes çok çabuk Türkçe öğrenmesinden ve hakikaten Türkiye'ye hemen alışmasından bahsediyor ve üst üste rekorlar geldi. Çünkü özellikle kadınlarda, kızlarda Türkiye büyükler rekoru Tatyana Polnova'ya aitti ki Tatyana Polnova Türkiye'de çok kısa sürede yarışıp 4.20 atlayıp ondan sonra da Türkiye rekorlarını kırıp gitmişti ve Rusya adına olimpiyatlarda başarı elde etmişti daha sonra. Ve o rekorun temizlenmesi gerekiyordu bir anlamda. Bu konuda biraz önce Demet Parlak. Ama Demet Parlak bunu halletti diyelim. Şimdi salonda da Demet Parlak'ın 4.26'lık rekorunu Buse Arıkazan tehdit edecek birazdan. 4.27 deneyecek. Erkeklerde de aslında müthiş bir gelişme var. Erkeklerde yalnız tabii hedef çok kolay değil. 5.70 Wuhan Işım. Hatırlarsan Amerika'da okuyordu. Hem 110 metre engellide hem sırıkla atlamada Türkiye'nin en iyisiydi. Onun kırdığı bir rekor 5.70. O çok kolay erişilebilecek bir rekor değil ama o Tatyana Polnova gibi gelip giden bir atlet değil. Bizim ülkemizde yetişen bir atlet olduğu için o rekor biraz daha bize gönlümüzde yerini koruyor diyebiliriz. Evet, yüksek atlama ve gülle atmada yarışmalar başladı. Bayanlar sırıkla yüksek atlama sona ermek üzere. Az sonra Türkiye rekoru deneyecek salonda Buse Arıkazan, 94 doğumlu, daha önce 4.15'ti. Bireysel en iyi performansı. Biraz önce 4.20 atladı zaten. Şimdi de Türkiye rekoru deniyor. Büşra Pekşir'in de aslında geçtiğimiz hafta 4.05'i geçti. O da 98 doğumlu. Bu arada bir röportajımız var. Kübra Ertuğ'da röportajlarıyla bize heyecanı, atmosferi yansıtacak. Bu arada Türkiye rekorunu da denemek üzere Buse Arıkazan. Murat Kosova, teşekkür ediyorum. Pası alıp almamakta biraz tereddüt ettim. Türkiye rekorunu anlatacak mısınız diye bekledim. Yanımızda Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı Sven Hansen var. Hemen kendisine dönmek istiyorum. First of all, Mr. Hansen, welcome to Istanbul. Thank you very much. Today Istanbul Cup is the last race before European Indoor Championship, and we are also so honored about this championship. Today, Pamit Stuti is the first time playing in Istanbul, and what do you think? What do you think about this situation? I think it's fantastic. It's one of the most beautiful halls for athletics in Europe, and you should be very, very honored and proud. This is a great event. Hemen Sayın Hansen'in söylediklerini de sizlere çevirelim. İlk defa Türkiye'de permit kategorisinde bu yarışın düzenlendiğini ve bu sebeple çok büyük bir onur duyduğumuzu söyledim. Kendisi de aynı onuru bizimle burada olmaktan, paylaşmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. And what do you think about Turkish athletes? Well, you have very many good athletes. You took a lot of medals in Amsterdam. Your federation and your clubs are doing a great job. And we are proud of the work you are doing in Turkish athletics. Kendisine Türk atletlerimiz hakkında neler düşündüğünü sordum. Amsterdam'da birçok madalya kazandığımızı hem yarışmacılarımızın hem federasyonumuzun hem de kulüplerimizin çok iyi bir iş başardığını söyledi kendisi. Thank you, Mr. Hansen. Murat Kosova, röportajlarımız Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimal ile devam edecek. Fatih Başkanım. Sayın Hansen'le de değerlendirdik. Türk atletler hakkında neler düşündüğünü sordum kendisine. Amsterdam'da birçok madalya kazandınız. Hem federasyonunuz hem sporcularınız çok iyi iş başardılar dedi. İlk önce size onu aktarmak istiyorum. Daha sonrasında ise bizim için çok önemli bir organizasyon bugün. Basın toplantısında da konuşmuştuk. Siz neler aktarmak istersiniz bugün hakkında? Şimdi İstanbul'da dünya şampiyonasından sonra permit olarak EA'nın tanıdığı, dünyanın tanıdığı resmi bir yarış olarak ilk defa bir organizasyon yapıyoruz. İnşallah bu organizasyonun vesilesiyle bugün kendisiyle konuştuğumuzda da 2023 yılında Salon Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizin 100. yılı olan bir tarihte
burada olması gerektiğini kendisine ilettim. O da inşallah 2023 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de olabilmesi için en az bizim kadar çalışacağını, bize destek olacağını söyledi. Bu bizim için çok güzel bir şey. İşte bu organizasyonlar katılımı çok fazla tutulmuyor. Zaten hepsi birer seri koşulduğu için. Burada önemli olan Avrupa'nın iyi derecelerinin çıkması, iyi başarı elde edecek ve rekora yakın derecelerin elde edilmesi ki şu an sırıkla yüksek atlamada şimdi sporcumuz Türkiye rekorunu deniyor. Çok az bir farkla kaybetti. İki hakkı daha var, inşallah geçecek. Yani bunun gibi işte yüksek atlamada, uzunda, 1500 metrede, 3000 metrede bugün burada Avrupa rekorlarını seyredebiliriz. Çünkü Avrupa'nın şu an en iyi atletleri buradalar. İnşallah hep beraber onları burada seyredeceğiz. Bugünün aslında güzel bir yanı da benim fikrim öncelikli olarak genç sporcularımızın 2007 doğumlu, 2006 doğumlu sporcularımızın kendilerinden yaşça büyük sporcu abilerinin, ablaların olduğu bir yerde açılış koşusunu yaptılar. Genç sprinterlerimiz diyebiliriz. Genç atletlerimiz nasıl geliyorlar? Şimdi bugün koşan çocuklarımız Çitos Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul ayağı. Çitos da biliyorsunuz son 3 yıldır Türkiye'de yılın en hızlısını, atletizmin en hızlısını arıyoruz projesiyle yapmış olduğumuz çalışmada bu seneki İstanbul ayağında yapılan çalışmaların bugün aynı zamanda finalleri koşuluyor. O çocukların da heyecanını zaten hep beraber seyrediyoruz. Müthiş bir ambiyans oluşuyor, müthiş bir güzellik oluşuyor. Hem onların aileleri biraz sonra burada dünyanın en önde gelen atletlerini seyretme şansı bulacaklar. Hem de biz o çocuklarımızla birlikte bu şampiyonları bir arada bulundurmanın, bir araya getirmenin bir avantajını yaşıyoruz. O çocuklarımız da bu büyük sporcuları sadece televizyonda gördüklerini şimdi birebir onları beraber görüp onlarla resim çekilip onlarla birlikte olabilme şansını elde ediyorlar. Bu onlar için de bizim için de güzel bir ambiyans. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çintimar. Yarışlar sonunda seremonide tekrar görüşmek üzere diyorum. Murat Kosova ve Mert Aydın, heyecanın hızını kesmeden sözü yeniden yarışlar için size bırakıyorum. Evet, Kübra'ya teşekkür ediyoruz. Önce Avrupa Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Sven Arne Hansen'le, Norveçli Başkan'la konuştu Kübra. Sonrasında Federasyon Başkanı Fatih Çintimar'ı dinledik. İlk hakkında başarılı olamadı Buse. Az sonra ikinci hakkını deneyecek. 4.27'de bu yükseklik Türkiye rekoru olacak. Daha önce 4.26'yı geçen Demet Parlak bir yıl önce bu rekoru kırmıştı. Bakalım bayanlar, sırıkla yüksek atlamayla açılan yarışlar ki şanssız bir başlangıç oldu. Çünkü Çek atletler maalesef İstanbul'a ulaşamadıkları için iki Türk atletimiz birbirleriyle yarıştı. Onların olması o rekabeti de arttıracaktı mutlaka. Maalesef. O iştahları da daha çok kapatacaktı. Hemen onlardan da bahsedelim. Silhanova ve Marişkova maalesef uçuşlarında yaşanan bir problem nedeniyle ulaşamadılar. Şimdi sırıkçıların en büyük problemidir bu. Evet, sırıkların uçağa alınıp alınmaması ile ilgili sanıyorum. Şimdi ikinci hakkını gerçekleştirecek 4.27'de Buse Arıkazan. 94 doğumlu 3 Türkiye şampiyonluğu var. Buse'nin şimdi ikinci hakkı için geliyor. 4.27 geçti Türkiye rekoru. Bu rekorlar çok değerli. Çünkü demin de söyledim. Sırıkla atlama bizim atletizmimizde hep çok geride kalan, özellikle bayanlarda çok geride kalmış bir daldı. Hep o işte eskiden gelmiş Tatiana Polnova üzerinden giden bir daldı. Ama son iki yıldır hakikaten büyük bir gelişim var ve bu gelişimin en güzel örneklerinden birini de biraz önce izlemiş olduk ki bakalım şimdi bundan sonra ne yapacak. İkinci hakkında geçti Türkiye rekorunu. Ama kırdı. Dikkat, 4.27. İlk hakkında da yani çok az farklı. Yakında farklı. Evet. Demek ki az önce senin de söylediğin gibi Çek atletler de bu yarışmanın içerisinde olsaydı güzel bir müsabaka izleyecektik. Birbirleriyle yarıştılar. İki atletimiz ve Buse Arıkazan Türkiye rekoru kırdı. Gençler rekoru da, eski gençler rekoru da onundu. Şimdi şöyle bir şey yaptı. 4.32'ye çevirdi. 4.32'nin de esprisi şu.
dışarıda Türkiye rekoru 4.31 Demet Parlak'a ait. Aslında genelde dünya literatüründe diğer dallardan farklı olarak sırıkla atlamada salon ve dış saha çok ayrılmaz. Açıklama. Ayrılır da genelde en yüksek olanı hangisi ise o söylenir. Hı hı. Aslında bir anlamda hepsinin tüm rekoru kırmak için şu anda bir deneme yapacak. Evet. Ve yani bunu bizim sporcularımız 4.50 civarına getirmeye başladıktan sonra Avrupa'da da bir yerlere gelme şansları, bir en azından yarışmalarda da, boy gösterme şansları, o finallerinde boy gösterme şansları olabilecek diye düşünüyorum. Kübra'nın yanında şimdi de Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar varmış. Hemen sözü ona bırakalım. Teşekkür ediyorum. Murat Kosova. Sayın Özbayraktar, basın toplantısında da konuşmuştuk. Siz değerli fikirlerinizi organizasyonla ilgili iletmiştiniz ve çok heyecanlıyız demiştiniz Spor AŞ ailesi olarak. Beklenen gün geldi. 17 evet. Şubat Cuma demiştik. Organizasyon başladı. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, gayet güzel gidiyor. Katılım da güzel. Her şey yolunda. Gayet mutluyuz. Tabii çok önemsiyoruz bu tarz işleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanımızın bize her zaman verdiği bir vizyon var. Diyor ki İstanbul her zaman her şeyin en güzeline layık. Tabii ki biz atletizmin hem oturmasını istiyoruz. Çünkü atletizm aslında sporun atası. Ve bunu destekleyen birçok organizasyon yapıyoruz. Uluslararası organizasyonlar yapıyoruz. İşte İstanbul Maratonu'nu yapıyoruz, yarım maratonu yapıyoruz. Birçok diğer etkinlikleri yapıyoruz. Ve bunları puzzle'ın birer parçaları olarak görüyoruz. Salon atletizmi de bunlardan bir tanesi. Tabii çok daha inşallah büyük organizasyonları zaman içinde alacağız. Ama bu tecrübeye sahip olduğumuzu ve bu tarz organizasyonu çok da güzel yapabildiğimizi aslında herkese gösteriyoruz. Bu sene biliyorsunuz permit kategoride de oluyor bu organizasyon. Bu bizim için mutluluk verici bir olay. Geçen sene çünkü Atletizm Federasyonu'yla birlikte bu işi yapma kararı aldık. Bir sinerji oluşturduğun zaman başarı geliyor. Onun için en çok inandığımız şey kurumların bir araya gelerek bir şeyler yapmasını sağlayabilmek. Biz bunu Atletizm Federasyonu'nda şu an çok güzel yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok vaktinizi almayayım. Çünkü yarışmalar heyecanıyla devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Murat Kosova, söz yeniden sizde. Evet, atlayışını gerçekleştirmesi için 3 dakikadan biraz fazla bir süresi kaldı Buse Arıkazan'ın. Buse Arıkazan ve Büşra Pekşirin mücadele ettiler. Büşra da bir hafta önce 4.05'i geçti. En iyi derecesini yaptı. 98 doğumlu Büşra. Balkan Gençler Salon Şampiyonası'nda ikinci oldu. Buse Arıkazan, az önce onun da başarılarından 3 Türkiye şampiyonluğundan bahsetmiştik. Onun da Balkan Salon Şampiyonası'nda ve İstanbul Cup'ta daha önce geçen sene ikinciliği evet. Bulunuyor ama bu sene çıtayı biraz daha yükseltti. Güzel. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben çok özür dilerim. Şimdi belki bu dereceler, Türkiye rekorları, dünya klasmanında çok kıyaslanamayacak dereceler olarak gözükebilir. Fakat sporda şunu unutmamak lazım. Sporda büyük gelişimler, büyük adımlar, bunlar çok özel sporcuların. Doğru. 100 yılda bir, 50 yılda bir gelen yeteneklerin ki sporun sadece atletizmde değil, bütün dallarında. Tabii ki, yani tabii. Maradona'lar, Messi'ler mesela. Yani 100 yılda iki tane geliyorlar. Doğru. Bunları unutmamak lazım. Ama onun dışında her zaman sporda şunu unutmamak lazım. Gelişme santim santim, adım adım, tırmalıya tırmalıya olur. Yani bir santimle kırılan rekor, hani sen dedin ya az önce çok değerli diye. İşte o bir santimler üst üste toplanacak, bir gün bakacağız. Biz de o derecelerin yakınlarında onları kırmaya, kırmak için ter döken atletler yetiştirmişiz. Hatta hatırlarsın, unutulmaz bir spor filmi, bütün spor severlere tavsiye ederim. Any Given Sunday, evet. Amerikan futboluyla ilgilidir. Koç Al Pacino orada, ben size bütün yardları geçin demiyorum. Inch by inch, yani santim santim, parmak parmak gideceğiz. Yani şampiyonluğa böyle gideceğiz der.
Evet. Şimdi Buse 5 santim daha ilerletirse sevineceğiz. Evet. 4.32'yi deniyor. Buse geliyor şimdi atlayışı için. Tabii biraz hemen antrenörüyle de iletişime geçti. Evet. Biraz Smakin'i biz buradan görüyoruz. O da oradan taktik veriyor kendisine. Evet, salon rekorunu 4.26'yı az önce kırdı. 4.27'yi geçti. Önce 4.20'yi atladı. Sonra 4.27'yi şimdi az önce Mert'in de açıkladığı gibi Türkiye rekorunu, yani hem açık hava hem salon rekorunu totalde bir santim daha geliştirmeyi deniyor. Aslında şey çok güzel, şunu düşünürsek, burada olmayan Demet Parlak'ı da düşünürsek, başka sporcularımızda iç rekabet ne kadar iyi olursa, birbirlerinin rekorlarını ne kadar çok kırarlarsa gelişim de o kadar büyük olacak. Yani onu unutmamak lazım. Metin Doğu görüntüde, o da 1997 evet. doğumlu. En iyi derecesi 2.21. Yüksek atlamada şimdi ikinci hakkını deniyor 2.15'te. Başarılı olamadı ikinci hakkında. Bu arada yüksek atlamada da az önce Mike Edwards evet. geçti 2.15'i. 60 metrede de B yarışı başlayacak şu anda. Orada da 5 numaralı kulvarda 16 yaşındaki İpek Usta Türkiye adına yer alacak. Martina Miroşka Makedonya'dan, Ermenistan'dan Gayan Çiloyan, İpek Usta Makedonya'dan Valbona Selimi ve Makedonya'dan Drita İslami yarışacaklar. Biraz ondan sonra da A yarışını izleyeceğiz zaten. Ermeni atlet Çiloyan en iyi dereceye sahip, yarışı kazanıyor. Dördüncü kulvarda 17 yaşında Ermeni atlet. Rio'da yarışmıştı. Yani tabii ki birinci turdan öteye geçememişti ama 200 metrede öyle bir olimpiyat tecrübesi var genç yaşına rağmen. Evet. İpek de bizim gençlerdeki 4x100 takımımızın ekipteki isimlerden bir tanesi. Ama birazdan A yarışında çok enteresan atletlerimiz olduğunu söyleyelim şimdiden. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Ki geliyorlar şu anda. Evet, bu arada uzun atlı yüksek atlamada 3. hakkı 2.15. Evet, şimdi Metin Doğu, o da 3. hakkını deneyecek. Alperen Acet biraz önce Doğu 2.15 maalesef o da geçemedi, gerçekleştiremedi. Evet, 60 metreye gelirsek 60 metrede aslında tabii ki gözler çok tecrübeli isimlerde olacak. Bir tanesi Kristina Stuy, çok önemli bir isim. 4 numaralı kulvarda izleyeceğiz Ukraynalıyı. 29 yaşında. Olimpiyat bronzu var 4x100'de. Olimpiyat ve dünya bronzu var. 2012'de 200 metrede Avrupa ikincisi. Ve 4 kez 7.30 altına inmiş bir sporcu. 60 metre salon. Salonda. Kristina Stuy Fenerbahçe adına yıllardır zaten yarışıyor. Çok deneyimli, çok önemli bir atlet. Kariyerinin en iyi derecesi 7.21. Yarışan atletler arasında en iyi dereceye sahip. Yine Irina Eftimova, eski yıllarda en azından gençlerde Avrupa ikinciliği olan bir atlet. Tecrübeli isimlerden bir tanesi Irina Eftimova. Ama bizim için önemli bir de tabii Ese Brume var. Ese Brume de Nijeryalı, olimpiyat beşincisi ama olimpiyat beşinciliği Rio'da sürprizdi. Ama zaten bu dallarda değil, yani sprintte değil, uzun atlamadaydı. Onu belirtelim. Ama bizim için kimler çok önemli? Mesela Nimet Karakuş önemli. Nimet Karakuş 2012'de
Dünya gençler ikincisi olarak çok önemli bir iş gerçekleştirmişti 100 metrede. Bir sene ara verdi sonra. Sonra işte bir ara verdi, bir düşüş başladı. Toparlamasını artık bekliyoruz. Ama hani Türk atletizminin geleceğinin en büyük yıldız adaylarından birini bugün burada izleyeceğiz. 7 numaralı kulvarda Mizginay. Mizginay 2000 doğumluydu. Çok enteresan bir hikayesi var. Evet. Ailesi Batman'dan Beypazarı'na göç ediyor. Küçük yaşlardayken o. Ve çiftçilik yapıyorlar. Mevsimlik işçilik yapıyorlar. O da okuldan ayrılan zamanda onlara yardım ediyor. Ama çok başarılı olduğu fark edilince Beypazarı Kaymakamlığı Mizgin için aileye diyor ki ya biz size yardım yapacağız. Siz Mizgin'i spora yönlendirin. Siz de çalışmasın diyor ve Mizginay da ondan sonra çok başarılı oluyor. Geçen yıl 15 Türkiye rekoru kırdı. İnanılmaz bir şey. Yani 15 Türkiye rekoru. Fenerbahçe adına büyüklerle de yarışıyor. Enteresan dereceler alıyor. Bakalım onun neler başaracağını hep beraber göreceğiz. Rekorunu kırdı. 4.32'yi geçti. Tebrikler. Önce 27 ile salon, şimdi Türkiye rekorunu 4.32 ile Buse Arıkazan ikinci denemesinde geçti. Etkileyici bir derece. Evet, 4.15'ti salonda en iyi derecesi bugüne kadar. 17 santimetre ilerletti. Hayır, santim derken... Bu arada 60 metre bayanlar yarışı başlamak üzere. 3 numarada izleyeceğimiz İranlı Farzaneh Fasihi de Mersin'de Cüneyt Yüksel ile çalışıyor. 2 numaralı kulvarda Melike Malkoç. 3 numaralı kulvarda Farzaneh Fasihi. 4 numaralı kulvarda Kristina Stoy. 5 numaralı kulvarda Ina Eftimova. 6 numaralı kulvarda Nimet Karakuş, 7 numaralı kulvarda Mizginay, 8'de Ese Brume. Yakın geçiyor yarışma ve çok yakın bitti. Evet. 4 ve 5. kulvarlarda Stuy ve Eftimova, sanıyorum Stuy çok küçük bir farkla geçti Eftimova'yı. Evet. Birazdan foto finish görüntüsünü de tahmin ediyorum göreceğiz. Bir kez daha yarışı 60 metre bayanlar mücadelesini izliyoruz. 3 numaralı kulvarda Farsi'yi çok iyi çıktı ama sonra geride kaldı. Çok yakın. Mizgin 3. oldu. Mizginay 3. oldu yanlış görmüyorsam eğer. Mizginay son anda Fasihi'yi geçiyor. Evet. Mizginay 2000 doğumlu. Rekor canavarı diyelim. Geçen yıl 15 Türkiye rekoru. Yani iki tecrübeli atlet... Ukraynalı Stuy ve Bulgar Eftimova'nın arkasından 3. bitirdi 60 metreyi ama 1 ve 2. sırada henüz kesinlik kazanmadı. Atletler de kesin sonuçları bekliyor. Eftimova ve Stuy hemen o sonuçlar beklenirken Buse'nin rekor atlayışını, Türkiye rekorunu kırdığı 4.32'yi bir kez daha izliyoruz. Bayanlar yüksek atlamada salon ve Türkiye rekorlarını kırdı. Buse yarışma Türk atletizmi için önemli bir gelişmeyle açılmış oldu. İstanbul Cup. Buse Arıkazan yeni Türkiye rekortmeni karşınızda. Şimdi Demet'in buna bir cevap vermesi gerekiyor. Evet, çıta yükseldi. Çıta yükseldi, aynen öyle. Hakikaten çok güzel. Zaten atlayış yaptı. Ben hemen Smakin'e baktım. Smakin'de tamam bırak artık dedi. Az sonra erkekler 60 metre yarışması başlayacak. Makedon Slavko Mirchevski yüksek atlamada 2.19'u atladı. Evet, erkekler 60 metre. Bu arada Çek atletin ismi geldi ekrana ama... Evet, şu anda foto finişi izledik. Sanki Stuy mu? Ben Stuy diyorum. Ben de Stuy. Kristina Stuy. Bence de. Eftimova ve Mizgin. Evet, 7.42 ile Stuy,
7.43 ile Eftimova ikinci oldu. 7.52 ile en iyi derecesini koşuyor. Yaparak bakıyorum buna bir. 7.60'tı daha önceki derecesi Mizginay'ın. Mizginay aynı zamanda 20 yaş altı Türkiye rekorunda yenilemiş oldu kendisine ait olan. Bir rekor daha. Dereceyi bir daha... 7.52. Evet, 7.52. 7.60'ı 7.52 ile geliştirdi. Harika. Yani çok önemli iki atletin arkasında 3. sırayı aldı. Yani sırıkla yüksek atlama ve 60 metre sprintte kızlarımız iyi bir başlangıç yaptılar İstanbul Kapa. Ve yani hani gelecek için hakikaten bizi umutlandıran görüntüler bunlar. Bir günde, iki günde senin söylediğin gibi her şey iyileşmez, her şey mükemmel hale gelmez ama bir yerden başlamak gerekiyor. O bir yerden başlandığını gösteriyor bu sporcuların. Şimdi biraz dilersen 60 metre erkeklerdeki yarışmacılara dönelim. Yarışma başlamadan önce kısaca onları da bir tanıt istersen spor severlere. Tabii burada dikkat çekmemiz gereken isimlere baktığımızda burada 60 metrede 3 numaralı kulvarda Giovanni Codrington'ı izleyeceğiz. Hollandalı atlet. 2012'de 4x100 takımı ile birlikte Hollanda'nın Avrupa şampiyonluğu var. Onun dışında bir başka Hollandalı atlet Solomon Bocari. Çok uluslararası alanda pistlerde çok gördüğümüz atletlerden biri. İki kez Hollanda şampiyonluğu olan bir atlet burada yarışacak. Türkiye adına yarışan isimlerden Ertan Özkan. Bu yılın Türkiye şampiyonu 60 metrede. 6.80'i var. Furkan Şen. 2 numaralı kulvarda izleyeceğiz. 2016 Rio Olimpiyatlarında 4x100 takımının yedek isimlerinden biriydi. Rio'ya gitti Furkan Şen'de. Kayhan Özer, 7 numaralı kulvarda izleyeceğimiz atletimiz. Bu yıl yapılan, geçtiğimiz haftalarda yapılan Balkan Gençler Salon Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 6.90 koşarak, en iyi derecesini yaparak. Ve bir yıl önce de 200 metrede pistte, yani dışarıda diyelim, Balkan Gençler Şampiyonluğu var atletimizin. Burada keyifli bir mücadele olacak. Tabii İranlı Reza Gasemi de burada iddialı isimlerden bir tanesi. Asya Salon Şampiyonu 2012 yılının. 2015'te de 100 metrede Asya üçüncülüğü var Reza Gasemi'nin. Bu yarışın şu anda en önemli favorilerinden bir tanesi İranlı atlet. Kariyer en iyi derecelerine baktığımızda da 6.58 ile İranlı atletin ilk sırayı aldığını görüyoruz. Evet, bir numaralı kulvarda 60 metre müsabakası için Tanevski, Furkan 2 numaralı kulvarda, Gasemi 4'te, Codrington 3'te Hollandalı. Yarış başladı. 4 numaralı kulvarda evet, Gasemi yarışmayı kazanıyor İranlı atlet. Favori olarak çıktı pistte. Eski Asya şampiyonu ve kazanmayı bildi. 6.58. Kariyerinin en iyi derecesini egale etmiş oldu. İyi çıktı. Yarışı hep önde götürdü ve 60 metreyi kazandı İranlı atlet. Bokari'nin hemen önünde. Solomon Bokari'nin önünde. Bokari de en iyi derecesini koşmuş olabilir. Az sonra kesin sonuçlar açıklanacak. İstanbul Cup'ta ve o kesin sonuçların arkasından da sizlerden kısa bir ara rica edeceğiz. Burada foto finish zaten çok net ekranda ama zaten bayan 60 metre finişi gibi olmadı. Erkeklerin finişi. Evet, Giovanni Codrington'daki gibi olmadı. Evet, Codrington'da 3. oldu. İki Hollandalı'nın arasında İranlı Gasemi'nin kazandığı yarışın kesin dereceleri de az sonra
açıklanacak. Az önce Martin Handel, Çek yüksek atlamacı, 2.26'yı denedi. İlk hakkında başarılı olamadı. Erkekler uzun atlama müsabakası da Zelinka 60 metrelerle birlikte start aldı. Adam Zelinka, o da Çek. Çek atletlerin ilgisi büyük İstanbul Kapa. Evet, gelemeyenler de var. Gassemi'nin derecesi 6.74 demin bir yanlışlık olmuş. 6.58 gibi verildi ama 6.74. Ertan Özkan 6.90'la 4. sırada yer aldı. Acaba en iyi derecesini yarış sonucu olarak bir yanlışlık olmuş yansıtı orada. Evet, grafikte bir hata olmuş. 6.74'la kazandı Reza Gassemi. Solomon Bakary ikinci, Giovanni Codrington üçüncü oldu. İki Hollandalı, 2 ve 3 oldular. Dördüncü sırada da Ertan Özkan var. Az önce Mert Aydın'ın söylediği gibi Rıza Gasevi'nin 9.74'te kazandığı 60 metrede. Bu arada şunu da söylememiz gerekiyor. Kürsü ödülleri minimum performansa göre değer kazanacak. Sırıkla atlamada minimum performans 4.40 olarak. Ama işte çekler var tabii, diye herhalde ayarlanmış. Belirlenmişti. Ücret yarıya bölünecek. Evet. Birincinin derecesi $600 görünüyordu. 300 oluyor ama acaba bu iki kişi daha gelmeyince bunda bir değişiklik olur mu? Neyse. Yani biz bizim genel için kuralı söyleyelim. Evet. Bu rekor para ödülünden çok daha önemli bir dereceydi. Evet. Handel 2.26'yı İkinci hakkında bir kez daha deniyor. Yine geçemedi. Evet, şimdi sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası'nda az sonra tekrar birlikte olacağız. Max Royal. Sağlamcı olmak, küçük avantajlar için başka bedeller ödemek değil, gerçek fırsatlarla karlı çıkmaktır. İhtiyaç duyduğunda vade farksız taksit yaptırmaktır. Sağlamcı olmak, yarınını sağlama bağlamaktır. Sağlamcı olmak, sağlam kartlı olmaktır. Siz de şubelerimize gelin, kredi kartınızı anında alın. Sağlam Kart, Kuvvettürk'ten. Gerçek fiyat, inanılmaz lezzet Burger King'te. Enfes 2 King Chicken menü sadece 15.50. Hadi afiyetle. Evet, tekrar birlikteyiz. Erkekler uzun atlama yarışması. Az önce 60 metreler sprintler koşulurken start aldı. Sizlere elimize kesin sonuçlar ulaştığında gülle atma ve az sonra sona erecek erkekler yüksek atlama müsabakalarının da sonuçlarını, sıralamasını ulaştıracağız. Uzun atlamayla ilgili, orada yarışanlarla ilgili şimdi Mert Aydın'ın düşüncelerini öğrenelim. Evet, burada tabii Bulgar Daniel Dobrev en önde gelen isim. 8.04'ü var kariyerinde. 4 Bulgaristan şampiyonluğu ve Avrupa Gençleri altıncılığı olan bir atlet Daniel Dobrev. Türkiye adına Hüseyin Ocak, Balkan Gençler Salon üçüncüsü ve Türkiye 18 yaş altı rekortmeni yer alıyor. Onun 7.32 yeni derecesi. Britanyalı Paul Ogun, Çek Adam Zelinka ve Ermenistan'dan Artak Ambarzumyan da derece itibarıyla bu yarışta önde gelen favoriler diyebiliriz. Evet, Kaan Şencan Avrupa Gençler dördüncülüğü var 2011'de. Kariyerinin en dikkat çeken notlarından biri Türk atletler arasında. O yarışmaya son anda katılmadı. Evet. Hüseyin Ocak katılıyor. Hüseyin sadece. Ocak o da Balkan, az önce söylediğim gibi üçüncülüğü var salonda. Evet, bu arada
Handel 3. hakkını. Yanında olmadı. Da beraber yarışta İngiliz atletle, Britanyalı atletle sohbetteler. Evet, oradaki yarışma da sonuçlandı. Kesin sonuçlar az sonra gelecek. Evet, İstanbul Cup 4. yılında, 4. organizasyon Türk atletlerin katılımıyla başlamıştı. Giderek uluslararası alanda daha çok tanınan, daha çok iştirak gören bir müsabaka oldu. Bu sene de aslında çok önemli atletlerin isimleri anons edilmişti organizasyon tanıtımında. Katılım beklediğimiz seviyeye ulaşmadı doğrusu ama birazdan aslında günün herhalde en kaliteli koşularından birini izleyeceğiz. Evet, biraz orta mesafeye, uzun mesafeye geldikçe atletlerin, daha önemli atletlerin boy gösterdiği yarışmalar, evet, müsabakaları izleyeceğiz. Programa göre birazdan 60 metre kadınlar madalya töreni var. Ondan sonra da 3000 metre erkekler yarışı var ki 3000 metre erkeklerde hem bizim sporcularımız hem de diğer ülkelerden gelen önemli sporcular var. Bizden kim var? Ali Kaya var. Ali Kaya son yıllarda nasıl diyeyim, gözlerimize çok aşina olan artık atletlerden bir tanesi. Çok küçük yaşta Türk milli takımı adına yarışmaya başlayan Kenya kökenli bir atlet Ali Kaya. Son 3000 salon Avrupa şampiyonu zaten. 2015'in Avrupa cross country şampiyonu. 2016'da 10.000 metre Avrupa ikincisi. Ve şu anda 4 değişik dalda Türkiye rekortmeni. Ampar Tumya'nın atlayışını izliyoruz. Ali Kaya'nın yanında soyadları benzese de kardeşi olmayan Aras Kaya var. O da Kenya'dan gelen isimlerden biri. 94 doğumlu. O da cross country Avrupa şampiyonu. Geçen yıl hatırlarsan Avrupa şampiyonasındaki o madalya sahnağında o da bir ikincilik elde etmişti. Avrupa gümüş madalyası elde etmişti ve Rio'daki olimpiyat oyunlarına katılmıştı o da. Bu yarışın yine iddialı isimlerinden biri olacağını söyleyebiliriz. Onların dışında tabii ki yurt dışından gelen çok önemli iki atlet olduğunu söyleyelim. Bir tanesi Mekonnen Gebremedin, Etiyopyalı atlet. 7:41.32'si olan bir atlet. 2012'de bu salonda Dünya Salon Atletizm 1500. Şampiyonası'nda 1500 metrede üçüncü olmuştu ki ikinci İlham Tanıyor Özbilen olmuştu o yarışta. İki kez dünya şampiyonalarında yedinciliği var 1500 metrede ve 2012 Londra Olimpiyatlarında Gebremedin 1500 metrede 6. sırayı elde etti, final koştu. Ve onun yanında da yine önemli bir faslı atlet, biliyorsun bu dallarda zaten o mesafelerin Kenyalı, Etiyopyalı, evet, ve Kuzey Afrikalı atletlerin her zaman önde geldiğini söyleyebiliriz. Hişam Sigueni yine yurt dışının uluslararası alanda çok sık adını duyduğumuz, koşusunu gördüğümüz isimlerden biri. 2012 Dünya Gençler Üçüncüsü 3000 Steeple'da su engelledi. 2015 yılında da yine 3000 metre su engelledi. Stockholm'daki Diamond League yarışını, Elmas League yarışını kazanmayı başarmıştı. Uluslararası tecrübesi çok yüksek olan bir atlet. Bunların yanında bizim iki tane genç atletimiz. Aslında Steeple'cı. Evet. Süleyman Bekmezci ve Ramazan Özdemir de şanslarını deneyecekler ki Süleyman 1995 doğumlu 1500 salon şampiyonu. Hemen Kübra'ya dönelim. Bir röportajı var. Teşekkür ediyorum Murat Kosova. Yanımızda genç, hatta genç demek bile aslında kendisine yanlış olur. Küçük sporcularımızdan 2007 doğumlu Ece var. Kendisi gelip bize röportaj teklifinde bulundu aslında. Biz de bu genç yeteneği sizlerle tanıştırmak istedik. Ececiğim, kendinden biraz bahseder misin? Tabii. 10 yaşındayım. İstek Özel Atatürk, İstek Kemal Atatürk Okulu'na gidiyorum. ENKA'da çalışıyorum. Böyle yani. Peki atletizm sporuna nasıl başladın? Ne kadardır koşuyorsun? Bugünkü yarışta çünkü kendi yaş kategorinde birinci oldun. Hızlıca bana ondan bahseder misin? Evet, 2 yıldır atletizme gidiyorum. Bu 2. yılım. Tabii ki yani nasıl diyeyim? Atletizme başlama sebebim yani koşudan zevk aldığım, eğlendiğim ve
Bu okulda yapılan yarışlarda derece aldığım için. O zaman sana da şimdiden hem başarılar diliyorum hem de bugünkü yarışta birinci geldin. Tebrik ediyorum seni Ececiğim. Teşekkürler. Murat Kosova, Ece'nin görüşleri bu şekildeydi. Ağaç yaşken eğilir terime tam olarak bu gibi durumlar için söyleniyor diyelim. Sözü size bırakmadan önce biraz önce Buse Arıkazan yanımızdan geçti. Kendisiyle röportaj için sözleştik. Kontrole gitti. Kontrol sonrasında yanımızda olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Teşekkürler. Bu küçük hanım herhalde yaş gruplarında en açık arayla kazanan sporcuydu. Evet. Onu da söylemek lazım. Kübra keşke dersleri de sorsaydın. Yani veliler bunu çok merak eder. Biz de tabii Mert senle birlikte sporcu kızların eğitimiyle bir başka mesai veriyoruz hayatımızda. Tabii o hayatımızın en keyifli mesailerinden biri. Tabii biz hobisini, aşkını, işi yapmış dünyadaki şanslı insanlardan olarak tabii kızlarımızın da burada boy gösteren az önce şimdi tabii merakla bekliyoruz Türkiye rekorunu kıran bu seneler söyleyecek Kübra'ya. Bunlar anneler babalar için paha biçilemez mutluluklar. Az önce küçük kızımızın da maşallah cin gibi inşallah parlak bir spor geleceği olur. Çünkü hakikaten farklı duruyordu. Biz ilk yarışta hatta evet, hatırla. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam ilk koşan sprintçilerdi. 2007'li Ece. Ece'ydi sanıyorum ismi. Ece. Hakikaten farklı duruyordu. Atlet gibiydi. Daha farklı bir görüntüsü vardı. Tabii o yaş gruplarında çok çabuk değişebiliyor her şey. Bir sene içerisinde. Evet, erkekler uzun atlama müsabakası devam ediyor. Evet, biraz sonra 3000 mücadelesi olacak. Atletler yavaş yavaş yerlerini alıyor. Gülle atlama. Gülle atma sonuçları geldi. Bosna Hersek'ten eski Avrupa Gençler Mesut Şampiyonu Pezer. Mesut Pezer 20-37 ile birinci oldu. Bulgar Georgi Ivanov çok tecrübeli bir atlet. Dünya 8.liği, Dünya Salon 5.liği olan 19-37 ile ikinci oldu. Murat Gündüz 18-29 ile atletimiz üçüncü oldu. Hüseyin Atıcı çok tecrübeli bir atlet. Ama bugün iyi bir gününde değildi. 18 net attı ve 4. sırada yer aldı. Bosna Hersek'e gitti birincilik diyelim. Gülle atmada. Evet, Ivanov'un daha önce dünya 5.liği salonda, dünya şampiyonasında, dünya atletizm şampiyonasında final atışları yapmış, final atışlarına kalabilmiş bir atlet. Çok tecrübeli, senin de söylediğin gibi. 21.02 onun kariyerinin en iyi atışı. Gülle'yi 20.37'ye attı. Birinci oldu. Buse hazırmış. Hemen gidelim Kübra Ertuğ. Türkiye, yeni Türkiye rekortmeni Buse Arıkazan'la birlikte. Yeni rekortmen, Türkiye şampiyonu sırıkla atlamada Buse yanımızda, sizin de söylediğiniz gibi Murat Kosova. Ben aslında kısaca sorayım. Rekor geldi. Haliyle şimdi bir şampiyon var karşımda. Hislerini öğrenmek istiyorum öncelikle. Daha sonrasında metreleri ve hesaplamaları konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir dereceydi bu. Ama şanssızlıklar diyelim. Bir türlü atlayamamıştık. Çok mutluyum çünkü Gençler Türkiye rekorum çok vardı ama Büyükler Türkiye'nin rekoru nasip olmamıştı. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Yani böyle bir şeyi de arkadaşlarımla, dostlarımla, federasyon başkanımız, kulüp başkanımızla paylaşmak, sizlerle paylaşmak çok güzel. Size de çok teşekkür ederim. Seninle röportajdan önce konuştuğumuzda 4.26 idi dedin. Evet. Biraz da onlar hakkında izleyicilerimize bilgi verebilir miyiz? Kaçtı, kaça taşıdık rekoru? Evet, kapalı salon Türkiye rekoru Demet Parlak'a aitti 4.26 ile. Ben ilk başta onu 4.27 ile kırdım. Daha sonrasında 4.32 denedik. Hem açıkta en iyi derece bu, hem de kapalı salon yeni Türkiye rekoru. O zaman hem senin için hem de Türkiye atletizmimiz için hayırlı olsun çok diyelim rekor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de röportaja geldiğin için teşekkür ediyorum. Bekletmeden seni kontrol ediyorum. Teşekkür ediyorum. Murat Kosova, söz yeniden sizde. Tabii şimdi 3000 metre başlayacak. Az önce Mert de size kısaca atletlerin biyografilerinden bahsetti. Sigueni, Kiptu,
Gebremedin gibi önemli atletler var. Bir de şunu da söyleyelim. Kiptu Nigetic bugün tavşan atlet konumunda. Yani onu hız verecek. Onu bütün hafta sonu kullanacaklar. Bilgiyi de aldık. Aldık evet. Hafta sonunda da bir takım deneme atlet yarışları olacak. Onlar da yer alacak. Araskaya, Alikaya, 2000 metre, Süleyman evet. Bekmezci, Ramazan Özdemir startı aldılar. Nugget için 2000 metreyi 5.05'te koşması bekleniyor. Onu da altını çizelim. 3000 metre yarışı başladı. Az önce tabii bir not aldım, kontrole gitti dedi. Tabii dünya atletizminin şu anda boğuştuğu bir... Dünya sporunun diyelim aslında, sadece atletizminin. Evet, hayır, şimdi atletizm gününde atletlerle tabii, beraberken tabii. Yani dünya atletizmine son 5 yılda büyük darbeler vurdu bu doping meselesi ve hakikaten işte rekortmen atletimizi az önce dinledik, o hemen kontrole gidecek. Dünya atletizminin de popülaritesini son yıllarda maalesef çok etkileyen bir durum söz konusu. Kesin. Yani özellikle işte geçen yıl Rusların şu anda ilgili, yaşadığı Rusya ile ilgili yazılan rapor, VADA raporu. Ruslar olimpiyat oyunlarına atletleriyle katılamadılar. İşte sadece tırnak içinde muhbirlik yapan isime şans verildi. Onun dışında Uluslararası Atletizm Federasyonu devamlı olarak Ruslarla ilgili raporlar yazıyor. Rusların af talebini reddediyor. Diğer taraftan sadece Ruslar değil, bireysel olarak birçok ülkenin sporcusu 8 yıl önceki derecelerinden, 9 yıl önceki derecelerinden dolayı doping cezası yiyorlar yeni ölçümlerle, yeni tahlillerle. Bolt işte en son Pekin'deki 4x100 madalyasını kaybetti. Evet, Nesta Carter'ın dopingi Nesta Carter nedeniyle. İtiraz etmiş, kasa gidiyormuş. Bakalım bunun sonunda ne olacak, ama görünen o ki Bolt'un o 3 üçlemesinden bir tanesi bozulmuş oldu. Maalesef. Evet, bu arada Michael Johnson'ın başına gelmişti. 92 olimpiyatlarında da bir... Nugetic yarışın tavşan atleti önde. Hemen arkasında Gebremedin, burada koşan, İstanbul Cup'ta koşan, yarışan en önemli, en özel atletlerden biri. Etiyopyalı 7.41.32'si var. 2012'de az önce ifade etmiştik. Burada salonda 1500'de bronz madalya O da kazanmıştı. Müthiş bir yarıştı. Son metrelere kadar Faslı İguder'le İlham'ın mücadelesi içinde gitmişti. İlham kazanacak diye düşündük, yetişti diye düşündük ama İguder kazanmıştı. İlham ikinci, Gebremedin'de bronz madalyayı elde etmişti o yarışta. Aslında 1500'den 3000'e devşiren, koşan. O mesafeler tabii atletizmi sadece biz izleyici olarak takip edenler için rakamlardan ifade, ama taktiği, çalışma sistemi, hatta artık teknolojisi bile farklı olan disiplinler bunlar. Çok da kolay işler değil. Tabii şimdi 3000 metre dışarıda su engelli olarak koşulduğu tabii için. Buradaki düz yani olimpik 1500, 5000, 3000 steeple. Burada tabii bir 1500'cü 3000 koşuyor ama tavşan fena bir ritim yakalamadı. Gebremedin de yavaş yavaş farkı açıyor. Tabii aslında şunu da söylememiz lazım. İlk kez atletizm izleyenler için tavşan atlet ne demek? Tavşan atlet belirli... Artık o kadar yabancı değil spor severler yani. Bilmeyenler için yine de peki, biz açıklayalım. Hız yapıcı aslında, pacemaker hani orijinal adı, ama tavşan lakabıyla da tanınıyorlar. Önden tempo yapıyorlar ve arkadaki önemli atletlerin iyi derece yapmasını orta ve uzun mesafelerde sağlıyorlar. Tabii bu büyük şampiyonalarda olan bir şey değil. Oralarda öyle tavşan atlet gibi şeyler kullanılmıyor. Ama Grand Prix'lerde, işte Diamond League yarışlarında, Grand Prix'lerde, bu tür yarışlarda, özel öyle, yarışlarda kullanılıyor. Biraz gerilerde kalsa bile yıllar önce Süreyya Avrupa pistlerinde boy göstermeye başladı. Mesela Süreyya tavşan tanımazdı Golden League'lerde, hatırlarsın. Aynen öyle. Süreyya Ayhan. Bu arada Gebremedin'le hemen üçüncü sırada, tabii biz tavşan atlet Nugetic'i bir kenara koyarsak, Gebremedin'in
yarışın lideri olduğunu düşünürsek sanıyorum Aras en yakın onu takip eden atlet 25 metreyi buldu. Evet. Fark. 2 ve 3. sırada. Yani aslında 1 ve 2. sırada. Gebremedin ve tavşan atletin temposu yarışmadaki, müsabakadaki diğer atletlerden çok çok yukarıda. Bu daha ilk turda hissedilmişti. Hatta Gebremedin tavşanı bile biraz zorlamaya başladı. Ne dersin? Evet. Hani derler ya sığmıyoruz diye böyle tribünde falan. O da burada da o da artık kabına sığmaz halde. Evet. Birazdan. Biraz temponun artmasını ister bir görüntüsü var. Tabii dediğim gibi 1500-3000 önemli bir taktik farklılık da ama yalnız koşuyor gibi artık evet. Gebremedin. Yani yarışın evet yarışın tavşanı Nigetic son 4 tura girerken temposunu düşürdü. Bakalım dereceyi bu ne kadar etkileyecek. Şunu da söyleyelim. Normalde dışarıdaki açık hava pistleri 400 metre. Ama salondaki pist 200 metre. Evet artık Nigetic bırakıyor. Gebremedin yalnız koşacak kalan 3 turu. Son 600 metreye girdi. 2400 metreyi tamamladı. Arka taraf kendi Araskaya, arasında yarışıyor. Evet, Araskaya ikinci sırada hemen arkasında Hişam Siguni faslı atlet var. Ali Kaya arkasında. Onun da arkasında Ali Kaya var. Erkekler 3000 metrede son 3 tur hatta son 2. tura. Son 400 metreye girecek az sonra. Son 400'ü koşuyor artık. Yarışın lideri Mekonnen Gebremedin. Etiyopyalı atlet, Etiyopya'da Kenya gibi orta ve uzun mesafelerin daha da tarihini yazan, yazmaya devam eden ülkelerin, atletizm ülkelerinin başında geliyor. Sanıyorum Gebreselassie orada federasyon başkanı oldu. Aile Gebreselassie, onun da merak edenler için Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin resmi sitesinde uzun bir röportajı var. Harika bir atletti. Onun yarışlarını 5000'de 10.000'de anlatma mutluluğuna erişmiş biri olarak. Sonra maratona da geçmişti. Maraton da koştu. Başarılı oldu. Hep güler yüzlü, evet. Sempatik, harika bir insan. Ve işte bir başka Etiyopyalı şu anda turda bindirdi. Ramazan Özdemir ikincilik için şu anda Gebremedin rahat bir birincilik elde etti. Farklı bir birincilik elde etti. Son metrelerde ikincilik için Siguen. Evet. Sigeni faslı, ikinci oldu. Faslı Sigeni ikinci oldu. Ramazan üçüncü oldu. Ramazan Özdemir üç. Araskaya da dördüncü oldu. Ramazan Özdemir Araskaya'yı ve Ali Kaya'yı geçti. Üçüncülüğü elde etti ama son anda o atağa cevap veremedi Siguen'in. Hişam Siguen'i faslı ikinci oluyor. Birinciliği çok büyük bir farkla kazandı Gebremedin. Bu arada yüksek atlamanın sonuçları geldi. Martin Hindle Çek atlet 2.19 ile birinci. Britanya'dan Mike Edwards 2.15 ile ikinci ve Türkiye'den Alperen Acet de 2.10 ile üçüncü sırada yer aldı. Evet yarışın yarış gibi olmadı ama evet. Koşusunun Gebremedin'in son metrelerini turda bindirdi. Gördüğünüz gibi Jan Friis'e, Çek atlete son 25 metreye girerken ve 3000 metrenin birincisi oldu. İşte burada bu atağa karşılık veremiyor Ramazan. Üçüncü sırada kalıyor. Bu görüntülerle, bu son resimlerle bir araya daha gidelim. Evet, Kübra'nın yanında az önce 3000 metreyi kazanan Gebremedin var. Teşekkür ediyorum Murat Kosova. Gebremedin, first of all, congratulations. You know this court very well because of 2012. You won the bronze medal in here. And today, what would you like to say about your individual performance today? Yeah, I am very happy because twice my previous competition, I finished second. So now is my last competition for indoor season. So I won today. And I was happy because also
this one is my favorite, I think, track, because 2012 I won bronze, and now I won the 3000, so I am so happy. Thank you. You're welcome. Sayın Kusova, Gebremed'in bir önceki turnuvalarda ikinci geldiğini, hatta 2012'de burada bronz madalya kazandığını ama bugün birinci geldiği için, rakiplerini geçerek birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Gebremed'in gerçekten kendiyle yarıştı desek yeridir. Şimdi 800 metre erkekler müsabakası var. Evet, burada tabii aslında sportif olarak da sosyal bir hikaye olarak da ilginç bir isim var. Musa Haydari Kosova'dan. Musa Haydari Kosova kurulduktan sonra Kosova tarihinin ilk atletizm madalyasını, Balkan madalyasını alan isim. 2016 Balkan Şampiyonası'nda 800 metrede gümüş madalya aldı Musa Haydari. Bu anlamda hani ülkesi içinde çok önemli bir figür Musa Haydari, onu belirtelim. Onun dışında ülkemizi temsil eden başarılı isimler var. Hasan Basri Güdük, 1993 doğumlu, iki kez Balkan Salon bronzu var. Ömer Oti genelde daha uzun mesafeler koşuyor, cross country koşuyor. 3000 metrede Balkan Gençler Altın Madalyası var 2016'dan. Ve Sercan Basım yine ülkemizden yer alıyor. Danimarkalı Nick Jensen de günün favorilerinden bir tanesi. Yine başka bir Kosovalı Astrid Kriezu ile birlikte, ama biraz gözler Musa Haydari'de olacak. Yarışında favorilerinden bir tanesi. 800 metre erkekler startı verildi. ...17 ülke temsil ediliyor. Bu yıl İstanbul Cup 2017'de Kosova'da iki atletle 800 metrede derece arıyor. Evet, Bosnalı Müezzinovic şu anda önde. Abidin Müezzinovic startla birlikte ilk sıraya yerleşti 800 metrede. Yarışın liderliğini Bosnalı atlet almış durumda. Chuck Snyder şu anda. Snyder arkasında. Ve Haydari geldi şimdi. Musa Haydari 3. sıraya yerleşti. Hasan Basri Güdük de öndeki dörtlü grubu zorluyor. Erkekler 800 metre yarışında ve son 200 metreye girildi. Yakın bir finish olacak diye tahmin ediyorum. Evet, beşli biraz grup. Atak o öndeki beşli grubu zorluyor şimdi. Hasan Basri atak yaptı ama cevap buldu bu atak. Bosnalı atlet Müezzinovic yarışın liderliğini sürdürüyor. Son düzlüğe girildi. Snyder ikinci sırada ve üçüncülüğü Kosovalı atlet aldı. Aslında sıralamada pek değişiklik olmadı. Şunu da söylemek lazım. Musa Haydari atak yapmak istedi ama pozisyon alamadı. Evet. Dışarıda çıkamadı. İki atletin arasında kaldı. Tabii salonda bu daha da önemli oluyor. Tabii, bu pozisyon çok alma. Dar. Evet. Ve keskin dönüşler tabii. Salonda taktik, yarış taktikleri de farklı kuşkusuz. İlk üç sıra Bosnalı, Çek ve Kosovalı atletlerin oldu. Bu arada az önce sprint yarışlarının da kesin sonuçları elimize ulaştı. Kristina Stuy, Ukraynalı atlet, 7.42 ile bayanlar 60 metreyi kazandı. Eftimova 7.43 ile Bulgar 3. oldu ve günün en tatlı sürprizlerinden birini 17 yaşındaki genç atletimiz Mizgin Ay yaptı. 7.52 koştu, derecesini geliştirdi, 3. sırayı aldı. Sprintte 60 metrede Rıza Gasemi favoriydi, İranlı atlet. 2 Hollandalı'nın arasından sıyrılıp 1. olurken atletimiz Ertan Özkan da 6.90 koşup 4. oldu. 800 metrenin de finişi bir kez daha ekrana geldi.
Birinci Bosnalı Mujezinović, Abidin Mujezinović yarışın tamamını lider koşup birinciliği kazandı. İkinciliği Çek Filip Snyder alırken Kosovalı iki atletten daha favori olan, dereceleri daha iyi olan Musa Haydari de üçüncü sıradaydı. Evet, birazdan da bugünün en kariyerli isimlerinden birini, bugün burada yarışacak en kariyerli isimlerden birini Olha Zemliak'ı izleyeceğiz. Ukraynalıyı. Ukraynalı atlet 3 kez Avrupa şampiyonalarında madalya elde etmiş bir isim. 4x100'de bu arada hemen söyleyeyim, 400 metre müsabakası. Evet, 400 metre. Ve başarılı olmuş. 2 kez olimpiyatlarda mücadele etmiş bir atlet Olha Zemliak. En tecrübeli isim bugün burada izleyeceğimiz. Hayır, şu yüzden kestim Mert. Hani 4x100'de dedin. 4x100'de de yarışmış anlamında söylüyorum. Hayır. Evet. 400 metre olduğunu anons etmediğimiz için. Pardon. Yanlış anlaşılmasın diye araya girmek Derya istedim. Derya Yıldırım ve Nihan Karuk burada Türkiye adına yarışacak isimler. Derya Yıldırım 4 kez Türkiye şampiyonlarında madalya almış bir isim. Nihan Karuk da 2017'nin salonda Türkiye şampiyonu. Onlar da burada yer alacaklar. Zemliak yarışın net bir şekilde favorisi olarak görünüyor şu anda. Şu anda hazırlıklarını sürdürüyorlar. Evet, bayanlarda Türkiye rekoruyla sırıkla yüksek atlamayla yayını açtık. Arkasından yine 60 metre sprint yarışında 60 metrede genç yıldızımız 3. sırayı aldı Mezginay. 17 yaşında etkileyici bir koşu. İki tecrübeli atletin hemen ardındaydı. Erkekler yüksek atlamada Alperen Acet 3. oldu. Britanyalı ve Çek atletlerin ardından Çek atlet Heindl birinciliği aldı. Şimdi sen dedin ya Mezginay iki tecrübeli atletle arasında yarıştı. Türkiye Kulüpler Arası Şampiyonası'nda Ivet Lalova ile yarıştı. Yani hani daha tecrübeli biri herhalde dünya atletizminde çok az bulunur. Ivet Lalova tecrübesinde bir atlet. Ona karşı da mücadele etti. Çok genç yaşta önemli yerlere gelmeye aday bir atletimiz. Erkekler uzun atlamadı artık. Yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Evet, madalya töreni 60 metre kadınlarda şu anda. Evet, eğer buradan yanlış görmüyorsam Avrupa Atletizm Federasyonları Başkanı, Federasyonları Birliği Başkanı Sven Arne Hansen, Norveçli başkan takdim ediyor madalyaları. Yarışın startı için seremoni bekleniyor. Kadınlar 400 metre daha sonra start alacak. 60 metre madalya seremonisi var. Bayanlarda Ukraynalı Kristina Stoy birinci oldu. Ina Eftimova Bulgar atlet ikinci oldu. İşte görüntüye geliyor ve genç kızımız Mezginay 2000 doğumlu 7.52 koştu. 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Kendine ait rekoru. Ve üçüncü oldu. Yani bir ve ikinci sıradaki atletlerin 88 doğumlu Mezgin'in 2000 doğumlu olduğunun altını çizelim. 400 metre startı da az sonra verilecek. Olha Zemliak 6 numaralı kulvarda yarışın en büyük favorisi olarak görünüyor. Derece olarak da rakiplerinin çok önünde. Makedon Timchevska 1 numaralı kulvarda. Katerina Timchevska 2 numaralı kulvarda İran'dan Maryam Mohebi.
3 numarada Nihan Karuk. Dört numaralı kulvarda Lili Tarut Yunyan Ermenistan. 5 numarada Derya Yıldırım'ı izleyeceğiz Türkiye'den. Ve 6 numarada favori Olha Zemliyak. Aslında kısa mesafelerde salonda eğer iyi yer tutabilirlerse önden başlayanların ciddi avantajı olabiliyor salon için. Çünkü dar. Herkes kendi kulvarında koşsa da sanki öndekiler kısa mesafelerde biraz daha şanslıymış gibi. Genelde bu konuşuluyor. Özellikle 200 metrelerde salonda büyük sorun oluyor. Merkez kaç kuvveti? Yani fizik, savrulma, açı, yani bunlar yani, döndüğün keskinlik, bunların hepsi savrulma ile doğru orantılı. Yani açık havada önemli değil ama salonda kısa mesafelerde çok konuşuluyor bu. 200-400'de. Start verildi 400 metrede. Dış kulvarda Zemliyak. 6 numaralı kulvarda. 2 numaralı kulvarda Mohebi, İranlı. İyi çıkış yaptılar. Zemliyak 200'ü bitirdi ve fark ortaya çıktı. Dediğim gibi o avantaj da oldukça keskin bir şekilde yansımış durumda. Çok açık farkla Ola Zemliyak, Ukraynalı atlet, yarışı önde götürüyor. Şimdi ikincilik için büyük bir mücadele yaşanıyor geride. Evet, Zemliyak kazandı. Harut Yunyan ikinci, Derya Yıldırım da üçüncü oldu. Harut Yunyan, Ermeni atlet, Derya'yı son 50 metreye girerken yakaladı ve geçti. 400 metre, hatta 400 engelliyi de bu, o disiplini de eklersek Mert, herhalde Ukraynalıların, Rusların, kadın atletlerin açık ara favori oldukları bir disiplin. Evet tabi, Avrupa'da bunu çok net söyleyebiliriz. İşte finişi ekrana geliyor. Zemliyak'ın, 90 doğumlu Zemliyak. 52.09'u var kariyerinde. Evet, 60 metre erkekler madalya seremonisi. Evet, İranlı Gassemi arkasında iki Hollandalıyı bırakarak. Birinciliğe ulaştı. Asya şampiyonu Gassemi, İranlı. İstanbul Cup 2017'nin birincisi oldu 60 metre sprint yarışında. Evet, hani İran deyince aklımıza genelde güreş, halter gibi dallar geliyor ama İran'ın hakikaten tüm dallarda geliştiğini söylemek lazım. Büyük şampiyonlarda görüyoruz. Hemen Kübra'ya dönüyoruz. Murat Kosova yanımızda, 800 metre erkekler birincisi Abedin Mijozovic var. Kendisi çok yorgun, hızlıca röportaj yapmamızı istedi. Abedin, first of all, congratulations and how about your feeling because you won the gold medal? Feeling is very good. This is my second race in Istanbul, but I'm very happy. I was today my first man and that's it. Very happy. I don't know for result, but good race, good, very good.
Thank you and congratulations again. Thank you. See you. Murat Kosova abedine altın madalya kazandığı için nasıl hissettiğini ve yarışı nasıl değerlendirdiğini sorduk. Kendisi tabii ki de çok mutlu olduğunu söyledi. Daha öncesinde İstanbul'da yarıştığını, bu ikinci yarışı olduğunu fakat kazandığı ilk madalyası olduğunu söyledi. Çok yorgun olduğunun da altını çizdi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, biz de bir kısa ara daha rica edeceğiz sizlerden bu noktada. 400 metre erkekler B ve A yarışları bekliyor az sonra bizi. Kısa bir aranın ardından Ataköy'den sizlerle tekrar birlikte olacağız İstanbul Cup 2017'de. İstanbul Cup 2017 Salon Atletizm Şampiyonası'nda tekrar karşınızdayız Ataköy'de. Pistte 3 yarışımız var. 400 metre erkeklerde B ve A yarışları koşulacak ve son olarak kadınlar 1500 metre ile finali yapacağız. Bu esnada erkekler uzun atlamada artık son atlayışlar gerçekleşiyor yavaş yavaş. Orada da sonuçlar elimize ulaşınca sizlerle paylaşacağız. Kadınlar 400 metrenin resmi sonuçları. Olha Zemliyet 52-59 ile birinci sırada yer aldı. Lili Tarutunyan Ermenistan'dan 57-23 ile ikinci. Derya Yıldırım Türkiye'den 57-72 ile üçüncü oldu. 400 metre gibi bir mesafe için yaklaşık 5 saniyelik fark da oldukça büyük bir fark. Zaten ama baktığımızda hani en iyi derecelerine, personal bestlerine baktığımızda zaten böyle bir fark vardı. Birebir hani sahaya yansıdı, piste yansıdı diyebiliriz o fark, o kalite farkı. Hemen Kübra'ya dönelim. 400 metrenin birincisi, altın madalyalısı Olha Zemliyak yanında Kübra'nın. Murat Kosova yanımızda, 400 metre kadınlar koşusunun galibi Olya Zemlak var. Olya, congratulations. Thank you. You won the gold medal and how about your feelings? Everything's great. I'm not first time have a competition this stadium. First time I was here in 2012. It was world championship here, so I know the track is great and I know that the time will be good too. And today in Istanbul, gold medal. Yes. Yes, that's great. In 2012? In 2012, it was a world championship indoor here in Istanbul, so I was there. And I know that this stadium and the track is good, so I know that victory is close to me. And congratulations again. Murat Kosova, Olya'ya sorduğumuzda neler, altın madalya kazandın, neler hissediyorsun diye sordu kendisine. O da diğer başarılı şampiyonlar gibi kendisinin çok iyi hissettiğini söyledi. 2012 senesinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da burada bulunduğunu, o zaman da zafere çok yakın olduğunu fakat bugün kazandığını söyledi. Söz yeniden sizde. Evet, 400 metre erkeklerde B ve A yarışları bizleri bekliyor. Sıradaki müsabakalar. 400 metrecilere baktığımızda notların arasında neler var Mert? Neler söyleyeceksin? Kimleri yakın takibi almalıyız? Şimdi tabii birinci seri diyelim, B yarışı diyelim. Biraz daha dereceleri düşük olan atletlerin yarışmasında Ermenistan'dan Roman Aleksanyan yarışacak. Akın Özyürek, Fahri Arsoy ve Enis Ünsal 3 atletimiz ki Akın Özyürek'in 1999 doğumlu olduğunu belirtelim. Hani dile kolay, 1999 doğumlu olduğunu söyleyelim. Burada yarışacak isimlerden Fahri Arsoy'un 48-84'ü var. Enis Ünsal da 2016'da Balkan Salon Şampiyonası'nda altın madalya alan 4x400 takımımızın bir üyesiydi. Onu belirtmek gerekiyor. Evet, bu yarışta sanki daha ön planda Fahri Arsoy var gibi. Evet, hemen bir kez daha Kübra Ertuğ'a dönelim. Sanıyorum yanında Mizgin Ay var, genç atletimiz var.
Evet Murat Kosova, Mizgin bugün 60 metre A yarışında koştun, 3. oldun. Seni seremonide kürsüde göreceğiz. Yarış nasıl geçti? Organizasyon hakkında neler söylemek istersin? Yarış beklemediğim bir derece koştum. Çünkü bu sene pek hazırlanamadık. Bildiğiniz üzere diyeceğim ama bilmezsiniz. Ankara'da Beypazarı ilçesinde çalışıyoruz. Orada kar yağdığı için bu sene pek çalışamadık. Zaten daha ilk yarışım. Ona rağmen böyle bir derece beklemiyorduk yani. Birden koşunca ben de şaşırdım. Zaten koştuğum rekor Yıldızlar ve Gençler Türkiye rekoru. O yüzden beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Zaten federasyon bizi böyle yarışlara davet ederek çok iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. O zaman madem bugün rekor geldi, benim için de sürpriz oldu dedin. O zaman gelecekteki başarıların için bugün bir başlangıç basamağı olsun. Biz de sana bol şans diliyoruz Nizgi. Teşekkürler. Murat Kosova, söz yeniden sizde. Evet, 2000 doğumlu Nizgin ve bu sene pek hazırlanamadığını söylüyor ama az önce sen de ifade etmiştin. Bir yıl önce de çok yoğun bir yarış takvimini koştu. Çok tecrübeli atletlerle arda arda yarışlar. Tabii bu yaştaki atletler için de yarış takvimlerini daha dikkatli hazırlamak lazım. Tabii eğitim konusunda durumunu Mizgin'in bilmiyorum. Senin bilgin var mı? Beypazarı Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu yani bunları da sadece. Eğitimini de tabii ki aksatmadan ve onun sağlıklı gelişimi yani daha 17 yaşında bir atletin kas gelişiminin de tam olarak tamamlanmadığını düşünürsek yarışları biraz seçmek lazım. Evet. Bu yaz Avrupa tabii ki ne kadar çok koşabilirse o kadar büyük tecrübe edinecek tabii ki, ama tabii ki. Dikkatli de olmak lazım. Yani özellikle arda arda gelen pamuklar içinde bu tip sporcuları pamuklar içinde korumak lazım. Yani 15-16 kez kırmış değil mi? Yani evet, toplamda rekoru. Gençler ve yıldızlarda 15 yani Türkiye rekoru. Yani 1-2 yıl içerisinde bu kadar rekoru sıkıştırması demek Türk atletizminin geleceği için dediğin gibi yani pamuklara sarıp saklayacağımız bir öyle, atlet olması lazım. Bu yazda Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak. Bir aksilik olmazsa, bir sakatlık olmazsa orada da bakalım nasıl bir derece yapacak ki şu andaki gidişatı onun çok iyi bir yere doğru gittiğini bize gösteriyor ama maalesef geçmişte hep böyle bir iyi bir yerlere giden birçok sporcumuz sonrasında ya organizasyonunda, ülke atletizm organizasyonundaki sıkıntılardan, ülkenin spor organizasyonundaki sıkıntılardan ya da başka nedenlerden bizi hayal kırıklıkları yaşattılar. Kendilerine bizden önce kendilerine yaşattılar öyle söyleyelim. Mizgin'in de öyle olmaması için hepimizin sadece federasyonun, sadece spor bakanlığının, sadece spor gençlik ve spor genel müdürlüğünün değil, bizim de atletizm severler olarak bizlerin, medya olarak bizlerin, hepimizin katkıda bulunması gerekiyor. Dediğim gibi onu pamuklar içinde saklamamız gerekiyor. Böyle gençlerle işte bugün Buse'yi izledik. Müthiş bir performans ortaya koydu. Kendini aşmak aynen öyle. Bu olsa gerek. Aynen öyle. Hani sen santim santime rahatsızydın, o 17 santim geliştirdi. Kendi rekorunu geliştirdi. Hayır, ben onun performansı için söylemedim. Tabii tabii, ben ülke sporu dedim için. Yani bir tabii santim bir santim tabii ki, tabii ki. Bunlar çok önemli. Küçümselmemesi gereken kesinlikle, gelişmeler. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden de hakikaten böyle heyecanlanıyoruz böyle atletleri görünce, böyle sporcuları görünce. Mizgin'in de Buse'nin de burada yarışmayan ve çok başarılı olduğunu bildiğimiz başka atletlerimizin de daha iyi yerlere gelmeleri gerektiğine inanıyorum ben. O çalışmaları yaptıklarına da inanıyorum. Geldikleri, şu anda geldikleri nokta doğru yolda olduklarını gösteriyor. Tabii şu da var Mert. Şimdi burada yani başta federasyon Sayın Başkan Çin Tımar olsun. Yani bizim tabii çok sevdiğimiz abimiz her şeyden önce yani Avrupa Atletizm Federasyonları'ndaki yani yönetim kurulu üyeliği bir tarafa, onun bir gönüllü hala edasıyla çalıştığını söyleyebileceğimiz Münir Yaraş olsun. Yani burada var olan belki aileler, sporcuların aileleri dışında çok az bir katılım söz konusu Ataköy'de şu anda ama yani Türkiye'nin en iyi sporcularının en azından burada olabilmesi,
Yani organizasyonun bir yerlere gelebilmesi için çok önemli. En azından kendi değerlerimizin tümünü görebilmek. İşte iki atlet birbirleriyle yarışırken Türkiye rekoru çıkabildiğini gördük bugün henüz yarışmaların başında. En azından bu temizlenme sürecinde sadece bizim için değil, tüm dünya atletizmi için, dünya sporu için bir temizlenme süreci yaşıyor. Yeni çıkabilecek tertemiz, pırıl pırıl atletleri görebilmek için işte Münir abi de ekranda uluslararası misafirlerini Hansen'in Sayın Başkan'ın yanında yarışları baştan sona izliyor. Az sonra 60 metre B yarışı koşulacak. 400 metre. 400 metre özür dilerim. 400 metrede Ermeni Aleksanyan, Akın Özyürek koşacak 2 numaralı kulvarda. Yine Ermeni Gukasyan 3 numaralı kulvarda yer alacak. Fahri Arsoy 4 numaralı kulvarda, İranlı Mehdi Rahimi az önce görüntüye gelmişti 5 numaralı kulvarda ve Enis Ünsal 6 numaralı kulvarda koşacak. 3 Türk atlet, 2 Ermeni, 1 İranlı rakibiyle müsabakada yer alıyor. 400 metre erkekler B yarışı başlamak üzere. Enis Ünsal, Balkan Salon Şampiyonası'nda geçen yıl 4x400'de koşan takımın üyesiydi, kazanan takımın üyesiydi. Enis 6 numaralı kulvarda, az önce Mert'in de söylediği gibi bu mesafelerde salonda dış kulvarların avantajı büyük ki daha önceki gerçi birde de koşsa fark etmez. Zeliyak öyle bir fark var ki doğru. Zeliyak. Burada tabii bakalım B yarışında bu avantajı kullanabilecek miyiz? Akın 2 numaralı kulvarda koşacak 99 doğumlu atletimiz. Fahri Arsoy 4 numaralı kulvarda yer alıyor. Onun da 48.84 en iyi derecesi. Yarışın favorisi diyebiliriz Enis Ünsal için. Tabii Ermeni atletler ve İranlı atlet derecelere baktığımızda oldukça yakın. Kariyer dereceleri. 4 atlet start aldı. 5 numaralı kulvarda İranlı atletin biraz yaklaştığını gördük. Şimdi 4 numaralı kulvarda Fahri atak yaptı. 3 atlet yan yana. Son tur 200'e girerken Rahimi ilk sırada. 2 atletimiz İranlıyı zorluyor. Erkekler 400 metre mesafesinde son metreler. Enis Ünsal'ın atakları var. Son düzlüğe girilecek 400 metrede. Enis atak yapıyor ama Enis biraz kesildi. İranlı atlet 2 atletimizin önünde birinciliği kazanıyor. Hemen bir reklam arası verelim. Tekrar birlikte olacağız. Az sonra 400 metrede A klasmanında yarış koşulacak. İranlı atlet birinci oldu B yarışında. ...400 metrede erkekler A yarışında sıra. Evet, 1 numaralı kulvarda Bulgar Borislav Tonev yarışacak. 49.52 bu yıl yaptı en iyi derecesini. 2 numaralı kulvarda Bosna Hersek'ten Rusmir Malkoçeviç var. Onun 48.83 en iyi derecesi. Geçen yılın Balkan 400 metre engelli şampiyonu Malkoçeviç. 3 numaralı kulvarda bizim genç yeteneklerimizden biri var. Mahsum Korkmaz, 1999 doğumlu. Balkan gençler... Salon şampiyonu 400 metrede önemli bir başarı. Geçen yıl aynı zamanda Avrupa 18 yaş altı atletizm şampiyonasında 400 metrede bronz madalya elde etti. Dediğim gibi çok gelecek vadeden isimlerden biri daha. 4 numaralı kulvarda Mehmet Güzel yarışacak. 25 yaşında eski Türkiye rekortmeni 400 metrede ve 2012 Balkan şampiyonu 400 metrede. 5 numaralı kulvarda yine çok önemli yeteneklerden biri Batuhan Altıntaş.
1996 doğumlu, 2015 Avrupa Gençler Üçüncüsü, Balkan Şampiyonu, Türkiye 23 yaş altı rekortmeni ve 2016 Balkan Salon Şampiyonası'nda 2 altın madalya çıkarmıştı Batuhan Altıntaş. Çok önemli bir genç yetenek o da. Ve 6 numaralı kulvarda Mihal Desenski Çek Cumhuriyeti'nden. O da Avrupa 23 yaş altı şampiyonasında 4x400 bayrak yarışından bir gümüşe sahip 2015'ten. Evet, atletlerimiz 3, 4 ve 5. kulvarda. Çek atlet Desenski 6 numaralı kulvarda start alacak. Evet, Mehdi Rahimi 48.56 ile kazandı biraz önce B yarışını. 49.15 ile Enis Ünsal ikinci, 49.25 ile de Fahri Arso üçüncü oldu. Evet, Batuhan Altıntaş bu yarışın favorilerinden bir tanesi diyebiliriz rahatlıkla. Bizim yine iddialı 4x400 bayrak takımımızın da önemli isimlerinden biri Batuhan Altıntaş. O Kopellolu, Yasmani Kopellolu o bayrak takımımızın parçası. Yavuz Can var. Çok önemli bir atletimiz. Türkiye şampiyonu ama o da dizinden bir sakatlık geçirdi. Biliyorsun yakında Mart başında Avrupa Salon Şampiyonası var. Yavuz Can orada yarışamayacak. Bayrak takımında da yarışamayacak. Öyle söyleyelim. 400 metre A yarışı başlayacak. Pistte geriye sadece 1500 metre bayanlar müsabakası kaldı. Finali kadınlar 1500 ile yapacağız. İstanbul Cup'ta 400 metre A yarışı için. Start bekleniyor ama. Evet, bir 2 numaralı kulvarda. Eğer yanlış görmediysem. Bosnalı Malkoçeviç kalktı takozdan. Tekrar atletler start için yerlerini alıyor. Takvimin izin verdiği derecede. Tabii bu yarışmaların hafta sonu olması atletizm severlerin bu güzel komplekse daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilirdi. Yarış başladı ve 5 numaralı kulvarda Batuhan Altıntaş çok iyi çıktı. Hemen Desenski'nin yanına geldi, onu yakaladı. Batuhan son 200'e lider girmek için atak yaparak başladı. Desenski ikinci sırada. Batuhan önde, Desenski arkasında. Üçüncü sırada da Mehmet Güzel var. Mehmet'in biraz temposu düştü. Batuhan farkı açmaya başladı. Desenski onu takip ediyor. Batuhan şimdi son düzlüğe girmek üzere. Batuhan çok iyi koştu 400'ü. Ve yarışı ilk sırada tamamlıyor Batuhan Altıntaş. Evet, Desenski ikinci olurken son metrelerdeki hatayla Mahsun Korkmaz arkadan geldi ve üçüncülüğü elde etti. Mehmet Güzel iyi çıkmıştı. İlk 200'ü iyi koşmuştu. Son ilk 3'teydi ama ritmi ve temposu düşünce yakalandı arkadaki atletlere. Ve Mahsun Korkmaz da son 10 metredeki hatayla diyelim hakikaten üçüncülüğü elde etmeyi başardı. Ama yarış öncesi beklediğimiz gibi Batuhan iyi bir performans sergiliyor. Ve 400 metre erkekleri kazanıyor. Organizasyonun yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Az sonra 1500 metrede önemli atletler piste çıkacak. Kadınlarda bu mesafenin, bu disiplinin
Avrupa'da önemli isimlerini izleme, birkaç ismini izleme şansı bulacağız. Evet, burada tabii geçen yıl Avrupa pistlerini domine eden ve çok da şaşırtan bir isim Yasemin Can. Birazdan izleyeceğimiz isimlerden bir tanesi. Yasemin, hatırlarsan geçen yıl Amsterdam'daki Avrupa Şampiyonası'nı hakikaten domine etmişti diyebiliriz. 5000, 10000'de. Sonra Avrupa Cross Country Şampiyonu oldu ve Olimpiyat oyunlarında 10.000'de 6. 5.000'de de 7. olmayı başardı. O efsane Almaz Ayana koşusunda da koştu. Orada da izleme şansına sahip olduk Yasemin Can'a. Çok genç bir atlet. 20 yaşında. 1500 metrede de biraz 10 sonra bin, onu. 10.000 değil mi? 5.000 10.000'i kazandı. Evet. 5.000 10.000'de. Hayır, o yarış 10.000'de. Evet. Almaz Ayana'nın. Evet, az sonra 1500 metre kadınlar yarışması finali olacak müsabakaların. Şimdi 3000 metrenin madalya seremonisinde sevgili Münir Yaraş madalyaları takdim ediyor atletlere. 3000 metrede gerçekten yalnız koştu diyebiliriz birinci Gebre Medin'i. Az önce üçüncü sırada Ramazan Özdemir bronz aldı. Hişam Sigüeni onu son anda geçmişti. İkinci sırayı almıştı. Gebre Medin rakiplerine 7-8 saniyelik bir fark atıp birinci oldu. Bu arada yine sona eren bir müsabakadan dereceleri bu arada sizlere iletelim. Daniel Dobrev uzun atlamada erkeklerde 7.49 ile birinciliği kazandı. Az önce sona erdi müsabaka. Adam Zelinka 7.33 atladı. Son hakkında atladı. İkinci sırada yer aldı. Hüseyin Ocak da üçüncü sıradaydı. Aslında bu sıralamada yarışmaya katılan, müsabakaya katılan atletler arasında pek sürpriz bir sıralama değildi. Evet, madalya lar takdim edildi 3000 metrenin. Az sonra 1500 metre yarışmasıyla İstanbul Cup 2017'yi noktalayacağız. Genel bir değerlendirme yaparsak Mert, neler söyleyeceksin? Güzel başladı, Türkiye rekoruyla başladı. Ama bilmiyorum, uluslararası katılım tabii ki farklı sebepler, yarış takvimleri, işte Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor salonda, çeşitli durumlar söz konusu, ama daha fazla Türk atletin katılımını da bekleyebiliriz herhalde, değil mi? Yani orada şu da var tabii, şimdi yakında bir Avrupa Şampiyonası var, salon şampiyonası. Oradaki işte barajı aşmak isteyenler, ki birazdan iki atletimiz Emine Hatun Tuna ve Özlem Kaya 4.16 koşup Barajı geçmek gibi bir çaba içinde olacaklar. Tabii herkesin bir farklı bir programı olduğunu söylememiz lazım. Onu hep beraber ilerleyen yıllarda bu yarışma inşallah İstanbul Cup permitten Grand Prix'e doğru yola girerse, bir Grand Prix haline gelirse, burada hem bizim en üst düzey sporcularımız hem de dünyanın değişik ülkelerinden çok üst düzey sporcuları burada görme şansına sahip olacağız. Evet, geride kalan müsabakalara baktığımızda hemen kısaca toparlamak gerekirse. Vallahi bugün herhalde benim aklımda buradan çıkarken iki sporcu çok fazla kalmış olarak çıkacak. Biri Buse Arıkazan, biri de Mizgin Kaya. Erkekler 60 metreyi Rıza Gassemi, İranlı atlet kazandı. İki Hollandalı'nın önünde Ertan Özkan dördüncü sırayı aldı. Kısa bir süre önce sona eren 400 metre yarışında Batuhan Altıntaş birinci oldu. Üçüncü Mahsun Korkmaz. İkinci sırada Çek Desenski yer aldılar. 800 metrede Mujezinović hemen Snyder'ın önünde, Çek atletin önünde ikinci olurken, Kosova'dan Haydari üçüncü sırada kaldı. Onun ne yapacağını merakla bekliyorduk. Uzun atlama erkekleri Dobrev kazandı. Hüseyin Ocak üçüncülüğü elde etti. 3000 metrede Gebre Medin'in çok büyük bir üstünlüğü söz konusuydu. Yarışı açık farkla
kazandı. Çok uzun süre önde götürdü. O yarışmada da Siguen'i ikinci sırayı, Hişam Siguen'i faslı atlet son anda elde etti. Ramazan Özdemir'i son metrelerde geçerek. Yüksek atlamada Martin Heindl, Çek atlet, birinciliği kazandı. Britanyalı Edwards ikinci oldu. Alperen Acet orada üçüncü sırayı aldı. Yine sıralamaya giren, derece yapan atletlerimizden biriydi Alperen de. Ve gülle atmada Murat Gündüz de üçüncü sırada yer aldı. Mesut Pezer, Bosnalı birinci olurken Ivanov ikinciliği kazandı. Erkeklerde sonuçlar evet, böyleydi. 400 metrede erkeklerde kesin sonuç geldi. A yarışının Batuhan Altıntaş 46-82 ile birinci oldu. Çek Mihal Desenski 48-28 ile ikinci oldu. Ve Mahsum Korkmaz 48-76 ile üçüncü sırada yer aldı. Evet, bayanlarda 1500 metre az sonra başlayacak. Atletler piste çıktı, ısınmalar tamamlandı. Son start az sonra verilecek. 1500 metrede Damla Çelik, Meryem Akdağ, Emine Hatuntuna, Özlem Kaya, Yasemin Can koşacaklar ve yarışta Ukraynalı Tverstostop yarışın tavşanlığını yapacak. Ukraynalı Tamara Tverstostop. Burada yine faslı evet, Hilali. Evet. Atletlerimizi zorlayabilir ve Arnavut Luisa Gega da bir başka atlet bu müsabakada koşacak olan. Bizim atletlerden bahsedersek demin Yasemin'i anlattık, onun başarılarını geçen yılki. Meryem Akta Avrupa Cross Country Şampiyonası'nda, Cross Şampiyonası'nda gümüş aldı. Son Avrupa Şampiyonası'nda 3000 su engellide final koştu. Emine Altuntun'a 3000 metrede 2013 Avrupa ikincisi, 2014 Avrupa Gençler Cross Şampiyonu. Özlem Kaya geçen yıl gururla izlediğimiz Avrupa Şampiyonası'nda 3000 su engellide bronz madalya almıştı. 2015'in Üniversiyat bronz madalyalısı ve 2014 Balkon Cross Şampiyonu. Damla Çelik ise 1997 doğumlu, bu yılın Türkiye Salon Şampiyonu ve 2015'in Balkan Gençler ikincisi. Diğer taraftan da Siham Hilali herhalde bugün bu sporculara karşı, bizim sporcularımıza karşı en çok direnç göstermesini beklediğimiz isim. 30 yaşında, çok tecrübeli, uluslararası tecrübesi yüksek. Mersin'de 2013'te Akdeniz Oyunları şampiyonu 1500'de ve İki kez dünya gençler üçüncülüğü olan, bir dünya 18 yaş altı şampiyonluğu olan bir isim Siham Hilali. Start verildi 1500 metre. Kadınlar yarışması başladı. Yasemin Can hemen öne fırladı. Bu yarışta Ukraynalı Tamara Tverdost, 38 yaşındaki Ukraynalı atlet, tavşan olarak koşuyor. Ve onun ilk kilometreyi 2.42'de, 1500'ün ilk 1000 metresini 2.42'de koşması planlanıyor. Evet, tavşan atletlerden az önce kısaca atletizmi ilk defa izleyenler için, yarışmaları yeni takip etmeye başlayanlar için kısa bir açıklama yapmıştım. Tabii şunu da söylemek lazım. Tavşan atletler aslında önemli kariyerleri arkasında bırakmış atletler de olabiliyor ki Tverstostop da aslında Ukrayna'da 3 kere ülkesinin şampiyonu olmuş. Zamanının bu mesafede önemli atletlerinden biri. Tabii büyük şampiyonalarda da koşmuş. Bilinen bir atlet. Yani ama bu İhtisas gerektiren bir tabii aslında çok zor bir şey. Aslında. Sadece evet, hani koştur koştur önden gitle olan bir şey yani, değil. Yani çok profesyonel bir yaklaşım ve tecrübe gerekiyor. O yüzden az önce söylediğim gibi 38 yaşında ama bu işi yapabilmek için gereken tecrübe o rakamın arkasında gizli. Meryem ve Yasemin hemen arkasında ama onlar pek Ukraynalı tavşanın temposunu beğenmemiş gibi geldi bana. Meryem zaten yavaş yavaş zorluyor. Meryem Akdağ şu anda ikinci sırada, Yasemin Can üçüncü sırada.
Damla Çelik biraz geride kaldı. Evet, Damla şu anda tavşan atlet bıraktı. 6. sırada Damla Çelik. 7. Pardon, 7. sırada kalmış. Bu arada tahmin ettiğimiz gibi Arnavut atlet ve hemen arkasında Faslı Hilali, Yasemin'i ve Meryem'i zorluyor. Özellikle Arnavut Luisa Gega şu anda atak yaptı ama hemen cevap aldı atağına. Şimdi Yasemin Can öne çıktı. Evet, Yasemin Meryem arasında gidip geliyor. Arnavut Gega da dış kulvara çıktı. Son 400'e giriliyor. Tabii Yasemin daha çok 5000, 10000 çok uzun mesafelerde başarılı olan bir atlet. 1500 metre onun için çok sürekli el değiştirdi. Son 50 metre içerisinde yarışın liderliği ve Luisa Gega. Çok tecrübeli bir son tura girilirken Luisa Gega farkı açıyor Arnavut atlet. Bakalım atletlerimizden atak gelecek mi? Meryem Akta ikinci sırada. Yasemin Can gerilerde kaldı. Gega temposunu koruyor. Arnavut atlet ilk sırada farkı açıyor. 1500 metre ile kadınlar 1500 metre ile İstanbul Cup sona erecek. Gega çok iyi bir yarış koştu. Gerçekten hakkını teslim etmek lazım. Farklı kazandı. Meryem ikinci, Yasemin üçüncü oldu. Son hatayla Özlem Kaya da geldi. Bakalım Özlem acaba istediği dereceyi yapabilmiş mi Emine Hatun Tuna ile birlikte? İşte son metreler bir kez daha ekrana geliyor. Arnavut atlet Luisa Gega son tura girerken dış kulvara açıldı. İki atletimizi geride bıraktı ve son 200 metrede yavaş yavaş farkı açarak birinciliği elde etti. Tabii az önce senin de söylediğin gibi bu mesafe biraz farklı bir disiplin, farklı bir kategori atletlerimiz için. 2 ve 3. sırada kaldı Meryem Akta ve Yasemin Can. Bayanlarda diğer yarışmaları da hemen toparlayayım. Az önce erkeklerde sonuçları iletmiştim. 400 metreyi Zemliak Ukraynalı çok rahat kazandı o da. İkinciliği Harut Yunyan kazanırken Ermeni atlet. Derya Yıldırım üçüncülüğü aldı 400 metrede. Kadınlarda 600 metre yarışı da çok yakın geçti orada. Mizginay ki düşüncelerini daha az önce Kübra Ertuğ röportajla bize yansıttı. 17 yaşındaki Türk atletizminin yeni yıldızı. Çok tecrübeli iki atlet Kristina Stuy ve Eftimova ilk iki sırayı alırken onları takip etti. Kendi derecesini geliştirdi ve günün startını bayanlar sırıkla yüksek atlamada iki Türk atletimiz yapmıştı ve oradan Buse Arıkazan Türkiye rekoru çıkardı, rekorları çıkardı ve böylece biz de İstanbul Cup 2017'yi buradan noktalıyoruz. Eğer rejiden bir röportaj notu bize ulaşmazsa Kübra Ertuğ ve Mert Aydın'la birlikte Ataköy'den sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hafta sonuna girerken sporun atası atletizmle sahneyi açtık ve İstanbul Cup salon şampiyonası dördüncüsü düzenlenen ve Permi Meeting olan artık bu kategoriye yükselen ve önümüzdeki yıllarda daha da renklenmesini, katılımın artmasını beklediğimiz İstanbul Cup'ı burada noktalıyoruz. Noktalarken de işte Buse'nin Türkiye rekoru atlayışıyla sizlere hoşça kalın orada ve iyi hafta sonları diliyoruz. Orada çocukların rekoru izleme şekli de çok güzeldi. Hoşça kalın sevgili spor severler.